Son kitabınızdan başlamak istiyorum. İttihat ve Terakki'nin 20 yılını anlattığınız Elveda Güzel Vatanım kitabında 100 yıl öncesiyle bugün arasında benzerlikler olduğunu söylediniz. Bu benzerliklerden bahsedebilir misiniz? Bir de bu kitabı yazmak nereden aklınıza geldi? Önce bu kitabı yazmak neden aklıma geldi onu anlatayım. İşte ben bu ülkede yaşıyorum ve bu ülkede çeşitli sorunlar var. Yani bir zamanlar büyük imparatorlukların olduğu, dünyayı yöneten devletlerin olduğu bu ülkede şu anda demokrasiyi sağlayamadık, sanayiyi kuramadık, kalkınmayı sağlayamadık. Dünya skalasına baktığımızda çok çok gerilere düştük. Dolayısıyla tabii ben şöyle düşündüm. Yani böyle bir şey var ise bunun kökleri tarihte olmalı. O zaman da bir kırılma noktası olarak 1906'ya 1926'ya gittim. Çünkü İttihat Terakki'nin ortaya çıktığı, batılılaşmanın başladığı, monarşiye karşı meşrutiyeti ilan ettiğimiz tarihsel dönem, burayı yazayım dedim. Ve hakikaten çok şaşırdım çünkü günümüze çok benziyor. Ne benziyor günümüze söyleyelim. İttihat ve Terakki aslında kul kültürünü kırmak için ortaya çıkan bir cemiyet. Kul kültürüne, kul kültürü şu demek, padişah diyor ki ben Allah'ın yeryüzündeki gölgesiyim, zillullahım. Yani benim kararlarım, benim hükümlerim kutsaldır ve bunu size söylerim ve siz de benim kullarım olarak, çünkü Allah'tan yetki alıyorum ya diyor, zillullahım ya diyor. Buna itiraz etmeden uygularsınız diyor. Oysa İttihat Terakki diyor ki kardeşim böyle bir şey olmaz, biz bireyiz, Fransız devrimini kendimize örnek aldık. Dolayısıyla biz vatandaş kuracağız diyor ve hakikaten de Abdülhamit'i düşürüyorlar, monarşiyi yıkıyorlar ve meşrutiyeti ilan ediyor. Bunun anlamı ne? Padişahın yanında bir tane de meclis açıyorlar. Tamam mı? Evet. Buraya kadar her şey şahane. Bunların sloganları da şu. Hürriyet, kardeşlik ve eşitlik. Fransız ihtilalinin sloganları. Evet. Hatta bizimkiler biraz daha ileri gidiyorlar. Buna bir de adalet ekliyorlar. 9 ay müthiş. 9 ay çok güzel. Bütün Osmanlı tebaası kimler varsa. Türkler, Kürtler, Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, işte Pomaklar, Bulgarlar hepsi beraber kardeşçe 9 ay kadar. 9 ay sonra her şey bitiyor. Birdenbire bu sefer İttihat ve Terakki baskı uygulamaya başlıyor. Gazetecileri öldürmeye başlıyor. Elinden gelse gazeteciler hapse atıyor. Kim ona karşı çıkarsa yok etmeye çalışıyor. Tabii günümüzdeki gibi. Aynen günümüzdeki gibi işte. Aha bak sen ne güzel söyledin. İşte böyle. Peki biraz günümüze gelelim. Beyoğlu'nun en güzel, yani güncel konularla ilgili kitaplar yazdığınızda okurlar sizin bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyor. Yani Beyoğlu'nun en güzel abisindeki gezi olaylarına değindiğiniz gibi. 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki olayları yazmayı düşünüyor musunuz? Çok düşünüyorum. Çok önemli 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki olaylar. İnanılmaz bir komplo var orada. Yani hem devletin, hem devlet karşıtı güçlerin, hem dış güçlerin olağanüstü bir çalışması var. Olağanüstü, olağanüstü olumlu anlamda kullanmıyorum, kanlı ve kirli. Evet. Dikkat edersek orada 3 patlama oldu. Bir tanesi Diyarbakır'daki patlama, bir tanesi Ankara'dan önce Suruç'taki patlama, sonra Ankara'daki patlama. Bu patlamalarla beraber toplum manipüle edildi, toplum değiştirildi. Yani ölümü gösterip sıtmaya razı edildi. Burayı yazmayı çok istiyorum fakat şu anda yazmak için yeterli veri yok, bekleyeceğiz. Tıpkı 1977 yılındaki 1 Mayıs benzeri olaylar yaşandı. Bunlar açığa çıkacak, zamanla çıkacak. Biz tabii kendi dönemimizde yaşıyoruz. Tarih öyle bir şeydir ki bu dönemleri çok kısa geçer. Tarih herkesi yerine oturtacak ve herkesi yargılayacak. Göreceğiz bunu. Ama ne olacak, görüp ne olacak dersen onu bilmiyorum. Biz işte romanlarla kültürü değiştirmeye çalışıyoruz. Kültürü değişmek, değiştirmek toplumdaki en zor şeydir. Kültürü değiştirirseniz o toplumdaki her şey değişir. Politikadan daha önemlidir kültürü değiştirmek. O yüzden biz kültür işçisiyiz. Söylediklerinden ve yazdıklarından dolayı birçok yazar şu anda hapiste. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İğrenç bir şey diyorum, nefret ediyorum bunu yapanlardan. Ve bunu yapanlardan tarih hesap soracak. Bakın, bir ülkede olağan yöntemlerle siz ülkeyi yönetemiyorsanız kriz var demektir. Şu anda bu ülkeyi olağan yöntemlerle yönetemiyor. Olağan yöntemler ne demek? Demokrasilerde yürütme, yasama, yargı bağımsızdır, birbirini denetler. Ve bunlara ek olarak da basın vardır. Bu olmadığı zaman sorun çıkar. Şimdi bugün biz bunu yaşıyoruz. Yaşadığımız şey bu. Korkunç bir şey. İnsanların düşüncelerinden dolayı hapse atmak kadar saçma sapan bir şey olamaz. Son derece yanlış. Bir gün düzelecek.